Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiğ börek tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için öncelikle içini hazırlıyorum. İçimiz için yarım kuru soğan ince ince doğradım. 1 su bardağı suyla birlikte haşlıyorum. Ben soğanın o çiğ tadının olmasını istemediğim için öncesinde biraz pişiriyorum. Siz isterseniz rendeleyip çiğden de kullanabilirsiniz. Soğanlar hafif yumuşadı ve renkleri şeffaf bir renk aldı. Soğanlar hafif yumuşayana kadar haşladım ve süzüyorum. Çok fazla ezmeden hafif üstüne bastırarak suyunu süzdüm. Bir kap içerisine 300 gram kıyma aldım. Kıymanın üzerine soğanları ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ekledim. Ve biraz da su ekleyip yoğuracağım. Suyu azar azar ekliyorum. Kıvamına göre gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Biraz daha su ekliyorum. Toplamda 1 su bardağı su ekledim. Böyle yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Bu kıvamda olması yeterli. Rahatlıkla sürülebilir kıvamda olmalı. Buzdolabında iç harcımız dinlenirken bizler de hamurunu hazırlayalım. Hamuru için yoğurma kabına 4 su bardağı un alıyorum. Tuzunu ekledim. Yoğurma makinemi aldım. Suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. 1,5 su bardağı su kullandım. Hamurun kıvamı bana biraz yumuşak geldi. 1 yemek kaşığı kadar daha un ekleyip tekrar yoğuruyorum. Ele yapışmayan hafif yumuşak bir hamur yoğurdum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirdim. Dinlenen hamuru masanın üzerine alıyorum. Şöyle bir toparladım. Bezeler alacağım. Hamuru parçalara bölüp cevizden biraz daha büyük bezeler alıyorum. Hamurları eşitleyerek bezeleri alıyorum. Toplamda 16 beze aldım. Bezelerin üzerini örttüm. İlk yaptığım bezeden başlayarak açıyorum. Eğer yeriniz müsaitse hamurlarınızın hepsini açıp iç malzemenizi de hazırlayıp daha sonra kızartabilirsiniz. Ama mutlaka temiz bir örtü üzerine alın. Yoksa hamur kendini salıp yapışacaktır olduğu yere. Özellikle içini koyduktan sonra daha çok yapışacaktır. Hamurları tabak büyüklüğünde açıp hazırlıyorum. Öncesinde ben 5 tane hazırladım. Yerim çok fazla müsait değil. Bir örtü üzerine aldım hamurları ve yine aynı şekilde ilk açtığımdan başlıyorum. İç malzememden 1 yemek kaşığı hamurun üzerine yaydım. İç malzemenin ıslaklığıyla hamurun kenarlarını ıslatıp üzerini kapattım. İyice yapıştırdım hamuru. Bir ruletle kesip kenarını çıkartıyorum. Bir bıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Tekrar iç malzememden aldım, üzerine yaydım. Yarısına gelecek şekilde yayıyorum.
Elimin ıslaklığıyla hamurlu tekrar ıslattım. Kapattım. Bu ıslatma işlemini hamurun kızarırken açılmaması için yapıyoruz. Daha garantili olsun. Hamurumuz kızarırken açılmasın. 5 taneyi hazırladım. Şimdi kızartacağım. Kızgın yağda kızartıyorum. Çok çabuk zaten kızarıyor. Öncesinde kenarlarından çıkan parça hamurlarla yağın kızıp kızmadığını kontrol ediyorum. Eğer isterseniz çıkan parçaları bu şekilde kızartıp yiyebilirsiniz veya tekrar beze haline getirip iç harcını koyup kızartabilirsiniz. Böreğimi kızartıyorum. Kızgın yağda sık sık çevire çevire üzerine yağ atarak kızartıyorum. Çok çabuk bir şekilde kızarıyor zaten. İçi de pişiyor, kesinlikle çiğ kalmıyor. İçine koyduğumuz su etin pişmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi puf puf kabarıyor. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Kızartırken dikkat edin, hamuru delmeyin. Eğer hamurunuz delinirse içindeki su yağa akacak ve her tarafa sıçrayacaktır. Buna mutlaka dikkat edin. Hamurlarınız kızartırken delinmesin ya da açılmasın. Kızaran hamurları peçete üzerine aldım. Servis tabağına aldım. Sıcak sıcak servis ediyorum. Mutlaka sıcak sıcak servis edin. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.